Çok kıymetli bakanım, çok kıymetli genel başkan yardımcım, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Battal Gazi Belediye Başkanımız, çok kıymetli, kusura bakmayın Sayın Milletvekilim Ahmet Çakır, Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, çok kıymetli İl Başkanım, Kadın Kolları Başkanımız, çok kıymetli ilçe başkanlarımız, kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütlerinin başkanları, Malatya'dan gelen kıymetli misafirler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli yazanlı kardeşlerim. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta çok kıymetli protokol olmak üzere mahallesinden, mezrasından, bağından, bahçesinden, tarlasından buraya kadar bu programımıza iştirak eden ve teşrif eden bütün yazanlı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, 2014 yılında Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle milletvekillerimizin, o dönemdeki il başkanımızın, ilçe başkanımızın, teşkilatlarımızın destekleriyle ve özellikle öncelikle yazanların destekleriyle biz belediye başkanı olduk. Ve 2014 yılından bu tarafa sizlerle beraber yazanımıza hizmetleri getirme noktasına çaba harcıyor ve gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizden önce 1990 yılından başlayan ilçemiz, tabii 1990 yılında ilçe oldu yazan, o dönemde belediye başkanlığı yapan Hacı Akyol abime, Ali Kaya kardeşime, Mustafa Kuşbey kardeşime, Vahap Karaçay kardeşime ve Habib Yücel kardeşime, bunlar o dönemden bu tarafa bizim dönemimize kadar belediye başkanlığı yaptılar. Gerek kendilerine gerekse meclis üyelerine o dönemde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli hazırım. Yine teşekkür ederim gençler. Çok kıymetli yazanlar, yine 2019 yılında yapılacak mahalli seçimler dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle milletvekillerimizin ortak mutabakatıyla il başkanımızın ve ilçe başkanımızın ve kadrolarının mutabakatıyla belediye başkan adayı gösterildik. Ve en fazla bu destek bizim yazanlı kardeşlerimizden geldi. Temayüllerle ve anketlerle en büyük desteği sizler sağladınız. Ben bu anlamda bugüne kadar desteklerini esirgemeyen bütün yazanlı gençlerimize, abimlerimize, bacılarımıza, ablalarımıza bu anlamda çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah verdikleri desteklerden dolayı bizler kendilerine karşı mahcup olmayız. Çok kıymetli yazanlar, Selahattin Başkanımız belediyeciliği çok iyi bilen, tecrübeli bir başkanımız. Çoğu zaman yapmış olduğu açıklamalardan da ders alıyoruz. Gerçekten belediyecilik klasik bir belediyecilik anlayışından çıkıyor. AK Parti belediyeleri artık o klasik belediyecilik anlayışını geride bırakıyor ve her yönüyle sosyal, kültürel, her anlamda belediyecilik anlayışını artık uygulamaya çalışıyor. İşte biz bu anlamda yazan belediyesi olarak gerçekten devletimizin, kamu kurumlarımızın bölgemize yapacağı yatırımlarla ilgili, hizmetlerle ilgili gerek şahsımız ve başta Cumhurbaşkanımızın tabii destekleri çok önemli.
hükümetimiz, milletvekillerimiz, çünkü burada iki tane Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı var. Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız. Ve geçmişte belediyecilikte çok önemli hizmetlere atan, imza atan, tecrübeli hem il başkanlığı yapmış hem de belediye başkanlığı yapmış Ahmet Çakır ağabeyimiz var. Ve aynı zamanda şu andaki il başkanımız geçmişte hem il başkanlığı hem milletvekilliği ve şu anda tecrübesiyle bizlere ışık tutacak bir ekip var her şeyden önce. İşte bunları hep beraber gerek diğer ilçelerimizde ve gerekse özellikle yazı anımızda ülkemizin sosyal bir olgusu olan göç olayını tersine çevirmek için bazı çalışmaları hep beraber takip etmek zorundayız. Bizim gençlerimiz var. Burada işsiz olan gençlerimiz var. Gerçekten en fazla belediye başkanlığında bizim içimizin burkulduğu ve aciz kaldığımız olay bizim insanlarımızın iş istihdam konusunda bizlere talepte bulunduklarında bizlerin çaresiz kalması. Küçük ölçekli ilçe belediyelerinin gelen paraları belli, imkanları belli. Keşke imkanımız olsa da yüzlerce, binlerce insanımızı işe alabilsek. Ama bu mümkün değil. İşte bunun çözümü hükümetimizde, milletvekillerimizde ve özellikle tecrübesiyle beraber inşallah çalışacağımız Büyükşehir Belediye Başkan adayımızda ve başkanımızda, bunları hep beraber İl başkanımızla beraber, ilçe başkanımızla beraber ve sizlerle özellikle beraber inşallah bunları hep beraber çözeceğiz. Şimdi takipçisi olduğumuz Boztepe Barajı'nın 30 bin dekarlık alanı kalmış vaziyette inşallah milletvekillerimizin desteğiyle bunları hayata geçireceğiz. Boztepe Barajı'mızın biraz önce de DSİ işletme şefi buradaydı. Boztepe Barajı'nın işletmesi çok önemli bir olay. Yine Medik Barajımızın su kaynağı zayıf. Bunun kapalı sisteme alınması çok önemli bir olay. Ansır göletimiz önemli. Epreme göletimiz çok önemli. Bu dediğimiz alanların 30 bin dekar yeni alanın 20 bin ansır göleti, 7 bin dekar yine Epreme göletinin suyla buluşması binlerce insanımıza iş, aş, ekmek imkanı sağlayacak inşallah. Ve yanı başımızda tabii milletvekillerimizin ve bürokraside olan genel müdürlerin ve hemşehrilerimizin destekleriyle biz burada bir ıslah projesi gerçekleştirdik. Islah projesinin kenarında atıl vaziyette Kuruçay Havzası'nda şu anda bulunduğumuz alanda atıl vaziyette bir alan çıktı. Şu anda burada ciddi talepler var. Kenevir fabrikası ilaç, yani kenevirden ilaç fabrikası çıkacak. İlaç fabrikasında 500 kişi çalışacak. İşte iş imkanı, işte aş imkanı. Yine çiftçi eğitim merkezi Ahmet Çakır başkanımızla daha önce başlatmıştık. İnşallah Turgut Özal rektörümüzle ve Selahattin başkanımızla beraber bu çiftçi eğitim merkezimizi hayata geçireceğiz. Çünkü biz tarım ve hayvancılık bölgesiyiz. İlçemiz bu konuda eğer başarı elde edemezse, yoksa bacası tüten fabrikalar herhalde yapacak bir durumda değil. Yine havza ıslah projemiz var. Bununla ilgili Akyazı, Alican, Erecek, Tahtalı, Böğürtlen, Çavuş, Epreme, Sadıklı ve Buzluk mahallelerimiz, özellikle bu orman köyleri olan mahallelerimizde ciddi çalışmalar olacak. Bu Fırat Yukarı Havza ıslah projesi içerisinde yer alıyor yazan ilçemizin bu mahalleleri. İnşallah buralarda çok ciddi bir çalışma yapacağız. TOKİ konutları biraz önce zaten sinevizyonda çoğu anlatıldı. Yine çok programlı lisemizde tarım lise bölümünü açmak için girişimlerde bulunduk. Ve bölgemiz en kurak bölge,
kuraklığı önlemek için ağaçlandırma çalışmaları olacak. Trafo Ayrım Merkezi, TEİAŞ müdürümüz aramızda, Trafo Ayrım Merkezi ihalesi yapıldı. Bu da milletvekillerimizin girişimleriyle oldu. Ben burada kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu pompaj istasyonunu besleme ve yine hayvancılık organize sanayi besleme adı açısından Trafo merkezi çok önemliydi. Ve ayrıca yıllardır devam eden hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesinin şu anda ortağıyız, Yazan Belediyesi. Ve çoğu işlemleri bizim kurumumuz üzerinde yürüyor. İnşallah milletvekillerimizin desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nda alacağımız kredilerle 2019 yılında buranın temelini atacağız. Çok kıymetli Yazanlı ağabeylerim, kardeşlerim, burada 940 kişi çalışacak. Bu 940 kişiden herhalde en az, yani en fazla biz yararlanırız diye düşünüyorum. Ve gençlerimiz işsiz, bölgemize en büyük katma değeri katacak bir organize sanayi. Yine ayrıca 960 dekarlık alanda bulunduğumuz alanın hemen sağ tarafında atıl vaziyetteki arazilerde seracılık organize sanayi bölgesi. Bunları kiminle yapıyoruz? Bunları Cumhurbaşkanımızın gücüyle yapıyoruz. Hükümetimizin gücüyle yapıyoruz. Milletvekillerimizin desteğiyle yapıyoruz. İl başkanımızın bize desteğiyle, teşkilatlarımızın ve yarın da çoğu alanlarda yapacağımız hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapacağız. Ve belediyemiz tarafından bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız projelerimiz var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı bize söz verdi. Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, aramızda 1 megawattlık güneş enerjisi projemiz var. Nisan ayında bizim paramızı verecekler. Biz buradan ilan ediyoruz. Çünkü burada teşvik belgesi aldık. Teşvik belgesinde KDV'den muafiyet var. 1 milyon TL kazancımız var. 5 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Bu güneş enerjisi projemiz bize büyük bir katma değer katacak. Ayrıca çadırımızda görülen halılarımız var, kilimlerimiz var. Ablalarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz bu konuda el sanatları çok gelişkin. Halıcılıkla ilgili çok önemli bir projemiz var. Sağ olsunlar, Ahmet Çakır Başkanımız döneminde bize kültür sarayı yapıldı. Ben bu arada Ahmet Başkan'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu projenin yapılmasında yine bu halıcılık projemizin içerisinde olacağının da tasarlanması proje aşamasında yapılmıştı. Ayrıca bu kültür merkezimizin içerisinde aşçılık kursu yapılıyor. Seracılık bizim ayrı bir konseptte, seracılıkta vilayetimizin SODES programı içerisinde bize destekleri var. Ayrıca biz şu anda bir yıldır seracılık yapıyoruz Yazan Belediyesi olarak. Şimdi Selahattin Başkan'ın tabii bize destek vereceği projelerimiz var. Sayın Başkanım, sizin de Yazıhan'da, Malatya'nın her tarafında olduğu gibi Yazıhan'da da çok önemli desteklerinizi bekliyoruz. İlçemizin merkezinde bir kent meydanımız yok. Kent meydanımızın projesi taslağı yapılıyor. İnşallah sizin desteğinizle o kent meydanı projemizi gerçekleştiririz. Ve Durcasu'da bir imarımızı yeni bitirdik. Bir bölge park projemiz var. Bu park projesini bizim ilçe imkanlarımızla yapma şansımız yok. Sizin Çınar Park projenize benzer bir proje. Sizin orada güzel bir projeniz var. Bu projenin aynısını Sayın Başkanım sizden istiyoruz. Ve yine Başkanım, Yazıhan, Hamidiye, Başpınar, Mısırdere hayvancılık organize sanayi bölgesine ulaşımı sağlayan aksa 15 kilometrelik yol genişletme çalışmamız olacak. Tabii biz bunları büyük şehrimize yerel belediye, ilçe belediyesi olarak destek vereceğiz ama
en büyük desteği tabii Büyükşehir Belediyesi yapacak. Ayrıca Sürür Tecirli Dede Kark'ın sahil yolu, bu yol gerçekten, buradan ilan ediyorum, Tecirli Mahallesi sakinlerimiz yol güzergahı konusunda bize yardımcı olurlarsa çok virajlı olan bu yolu düzelteceğiz. Ahmet Başkan'ın bize destekleriyle Sürür Durucasu Kümüşhan Bereketli Mısırdere aksında yapmış olduğumuz yolun benzerinde burada inşallah hep beraber yapacağız. Ve ayrıca yine Büyükşehir Belediye Başkanımız diyoruz, aday demiyoruz artık. Fethiye Kızılderili Türbesini iyileştirme projemiz var. İraç Ali Seydi Sultan Türbesi yine iyileştirme projemiz var. Seracılık alanı birleştirme köprüsü, köprümüz var Kuruçay üzerinde. Ve yine hayvancılık organize sanayi bölge ulaşım kısaltma projesi Tohuma Çayı üzerinde böyle bir projemiz var. Bunları tabii Büyükşehir yapacak. Yani bizim gücümüz buna yetmez. Sayın Başkanım, bizim bazı mahallelerimizde de içme suyu sıkıntısı var. Erecek ve Buzluk mahallelerimizde içme suyu sıkıntısı had safhada. Ve yine Boztepe Barajı'ndan içme suyu temini projemiz var. Bununla ilgili gerek MASKİ'nin gerekse Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün...